Alkışlar susmasın gelene kadar. Devam. İşte böyle yaparız biz, sürpriz yaparız. Hoş geldiniz. Tekrardan hoş geldiniz diyorum mikrofona. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle burada olmaktan son derece gururluyuz, mutluyuz. Çok teşekkür ederiz bizleri ağırladığınız için. Ceyhet kasabası halk olarak biz birbirimize çok düşkünüz, çok bağımlıyız. Bundan ötürü Ceyhet olmaktan son derece gururluyum ve mutluyum. Benim gibi. Evet. Yaklaşık bir yıldır mı kadın kolları hizmette? Yaklaşık bir yıldır, çok yeniyiz ama çok güzel yol aldık. Çok başarılı gidiyoruz. İnşallah daha da çok katılımlar olacak bize. Çünkü çok güzel planlarımız var. Evet. Bunları uygulamak için katılımın da çok olması lazım. Bundan ötürü kadınlarımızın bize katılmasını bekliyoruz. Gitgide çoğalıyoruz ama daha bir avuç kar tanesiyiz. İki avuç olacağız, çığ olacağız. Neler yaptık böyle kısaca? Kısaca 8 Mart yaptık. İlk başta 8 Mart'ı yaptık. Çok güzel bir etkinlik oldu. Daha sonra şeyler yaptık, kahvaltılar yaptık. Toplantılar yaptık. Sürekli toplantılar herhalde. Yapıyoruz. Tabii sürekli toplantılar yapıyoruz. Bizim asıl amacımız anne çocuk sağlığına değinmek, bir de eşlerimiz arasına renk katmak. Biz hiçbir zaman gerici bir topluluk değiliz. Yani erkeklerimizin arkasından gelmek istemiyoruz. Feminist bir grupta değiliz, onların önüne de geçmek istemiyoruz. Erkeklerimizin arasında onlara renk katmak istiyoruz. Aynı şekilde de dernek yönetimde de yapmak istedik. Siz şimdi bugün buraya baksanız hep erkek olsaydı çok siyah beyaz bir topluluk olurdu. Biz onların arasına renk kattık. İnşallah ileride de belediyede de böyle bir renkler katmayı düşünüyoruz. Umudumuz bu. Yani dernekle kalmak istemiyoruz. Yani belediyede olsun, kadınlarımız her yerde olsun istiyoruz. Çünkü Ceyhet'in kadınları çok başarılı, çok onurlu. İstedikleri yerde istedikleri şeyi yapabilecek güçteler. Ben hepsiyle gurur duyuyorum. Sıkıntımız ne? Ya şu anda bir sıkıntımız yok. Gerekli desteği genel olarak kadınlarımızın sıkıntısı. Biz kadınlarımızın genel sıkıntısı bazı konularda çocuk anne sağlığı konusunda eksikliklerimiz var. Bilinçsiziz. Eğitim konusunda eksikliklerimiz var. Onun dışında çok bir eksikliğimiz yok. Çünkü hepimiz okuma yazma bilen bir toplumuz. İşte Cumhuriyet kadınlarıyız. İstediğimiz yerde istediğimiz şeyi yapabilme özgürlüğümüz var. Eşlerimiz her zaman bizim yanımızda. Bu konuda eşlerimize de sonsuz teşekkür ediyoruz. Bir sıkıntımız yok. Sanatçılarımız her zaman yanımızda. Kadın kollar olarak Ceyhet kasabasının bütün sanatçılarından son derece memnunuz. Hepsi her zaman yanımızdalar. Peki, yani. Ceyhet kasabasında bir hayli bu işi yapan, sanatçı demiyorum ama bu işi yapmaya çalışan birçok arkadaş var bizim gibi. Bunlarla ilgili düşünceleriniz var mı? Tabii ki. Yani en az sizin kadar onlardan da çok memnunuz. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Ne zaman bir alo desek kadın kollar olarak bu yetkinliğimiz var. Gelebilir misiniz dediğimiz anda bile muhakkak geliyorlar. Yani geç de olsa. Geç de olsa, evet. Geç de olsa sonradan çay içmeye geliyorlar. Sıkıntı yok yani. Çok iyi yani. O konuda bir sıkıntımız yok. Bunlar yani. Kim var yönetimden aramızda? Biz kadın kolları olarak başkan yardımcılarımız Maltepe sorumlusu var. Fadime abla. Fadime Sarı. Onun dışında biz bir komiteyiz yani. Bir dakika. Kim var? Alkış istiyorum. Fadime Sarı. Fadime Sarı ve bütün Maltepe. Hazır olun. Evet. Başka? Kimse yok mu başka? Biz komiteyiz. Yani biz İşte başkandı, başkan yardımcısı demek istemiyoruz. Biz hepimiz birimiz, birimiz hepimiz içiniz. Yani sadece başkanın burada bir adı var, yani bir şeyi var. Yoksa bir önemi yok. Yani hepimiz aynı pozisyondayız. Nihal ne yapıyor? Amcamın kızı. Nihal her zaman yanımızda, başkan yardımcılarından biri o da. Evet. Sıkıntı yok. O zaman hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Bizleri izleyen, özellikle eşler bizi izliyor herhalde. Aramızda eşler yok ama. Eşler burada zaten. Evlerdeler ya da dernekteler, bir yerlerdeler. Bizi izliyorlar. Maltepe'deki dostlarımız bizi dernek izliyor. Onu çok iyi biliyorum. Murat Dalkılıç, Necmi Cu, Selahattin Sarı. Tek tek isim saymıyorum. Hepsine buradan selamlar, sevgiler gönderiyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. O zaman ben de kısa bir selam yapayım. Evet. Hazırlıksız yakaladınız. Böyle ufak potlar da kırdık ama. Ben de şu anda kasabamızda olan sevgili babam Hüseyin Kurt'a sonsuz selam gönderiyorum. Ellerinden öpüyorum. Kayınvalidem, kayınpederim, sevgili Hatice İskender, Fevzi İskender, onlara da sonsuz selamlar gönderiyorum. Ceyhet Kasabası Belediye Başkanı sevgili Şenol İskender, muhtarlarımıza, belediyemizdeki yaşayan bütün halkımıza sonsuz selamlar gönderiyorum. İstanbul'da yaşayan bütün halkımıza, Anadolu'nun her köşesinde olan birçok dostum var. Hepsine sonsuz sevgilerimi gönderiyorum.
Sivas Hafikli olan arkadaşlarım var. Özellikle benden selam bekliyorlar. Çekmeköy'de oturuyorlar sevgili Nesrin ve Yakup Kurt'a. Ayfer Ördekbaya ve Meral Boylu'ya da sonsuz selamlar. Tamam. Benim babama da gönder, anneme de gönder. Tabii onlara da sonsuz selamlarımızı gönderiyoruz bütün Cihet kasabasına. Evet, yine rahmetli amcamı Cihet'imizin ilk belediye başkanı. Cihet'e hakikaten çok ilkleri getirdi. Çok şeyler yaptı. Mesela ilk terziliği getirdi. Selahattin Şahin'e burada saygıyla anıyoruz. Allah rahmet eylesin. Yine eşi yengeme buradan selamlar gönderirim. Aynen. Yani bizi izliyorlar onlar da. Vallahi gözlerim doluyor. Yani amcam aklıma geldikçe ama hayat bu işte. Bir telefonumuz varmış. Siz de gitmeden bakalım. Belki Cihet'ten birisi bağlanmış olabilir. Evet. Cihet, belediye başkanlarımızdan ve Cihet'e sonsuz hizmetleri olan değerli başkanımız Ali Kurt. Başkanım hoş geldiniz. İyi yayınlar Servet'ciğim. Teşekkür ediyoruz başkanım. Hoş geldiniz diyoruz. Programa katılan tüm sanatçı arkadaşlara, hele hele kadın kolları başkanımıza ve yönetimine, yöneticilere çok teşekkür ediyorum. Mutlu oldum bu akşam. Sağ olun Ali. Başkanım bizi nerede izliyorsunuz şu anda? Evimde izliyorum. Evimde izliyorum. Evet, Arif ablaya da buradan selamlar gönderiyoruz. Aleyküm selam. Evet, sizi dinliyoruz başkanım. O Cumhuriyet kadınlarını çok seviyorum. Onlara başarılar diliyorum. Bundan bizler sonraki çalışmalarına çok çok başarılar diliyorum. Dernek başkanımıza, sizlere, hepinize çok başarılar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum hepinize. Başkanım Cihet'in tanıtımıyla alakalı biz tabii ki elimizden gelen her zaman yapıyoruz ama siz de hakikaten bu anlamda sonsuz hizmetleriniz, destekleriniz var. Bize de çok destek veriyorsunuz. Bugün olduğu gibi bu anlamda Cihet halkına, bizi dinleyen dostlarımıza gelecekle ilgili kısaca neler söylemek istersiniz? Kadın kolları başkanımız çok iyi şeyler söylediler. Çok teşekkür ederim ama hazırlıksız olduk biraz. Eğitim, planda yoktu. Eğitim konusunda onlardan çok şey bekliyoruz. Evet. Bundan sonraki yaşamlarında üniversiteli gençler bekliyoruz onlardan inşallah. Evet başkanım. Bizim yapacağımız şeylerde benim yaptığım şey nedir Cihet'te? Cihet'i yeniden yaratmaya çalıştık. 18 mezra işte Betere'de izledik sağ olun. Onları toplamaya, toplamaya, toplulaştırmaya. Bundan sonraki yöneticilerimiz de inşallah bizim yaptığımız şeyleri desteklerler. Yani Cihet'le alakalı, gelecekle alakalı bir umut. Beldemiz inşallah kapanmaz. Kurumun kapanması iyi bir olay değil. Benim en büyük dileğim beldemizin kapanmaması. Tozanlı'da Cihet Belediyesi bir öncüdür. Merkezdir. Yangınında, afetinde, her şeyinde Tozanlı'ya yardımcı olan bir beldedir. Evet başkanım. Bu beldemizin kapanması inşallah olmaz. Hepimiz mutluluğu ondan duyacağız. Başkanım buradan sizin aracılığınızla özellikle Tozanlı bölgesindeki bütün köylerimize, beldelerimize, Almus Belediyesi'ne, Almus Belediye Başkanımıza orada selamlar gönderiyoruz ama bizim Almus ve Cihet arası yollarımız bir türlü yapılmadı. Cihet'le ilgili bir şey söylemek istemiyorum ama Almus'la Cihet arası yollarımız bir türlü yapılmadı. Bunu da biz buradan yetkililerin kesinlikle bunu görmesini istiyoruz. Her gidiş gelişimizi arabamızı mutlaka bir ön takımlarına sokuyoruz. Evet, vallahi. Ben de çok şikayetçiyim başkanım bu arada. Benim de dileğim odur tabii. Biz dilek dilemekten başka yapacağımız bir şey yok. Biliyorsunuz Almus'umuzun nüfusu az olduğu için Almus'u küçük bir kaza. Bütçesi az, makine parkı az, gelen kaynakamlarımız az kalıyorlar. Onun için
Tozanlı'dan da siyasetçi çıkaramadık. Bunu da açık konuşayım. Evet. Tabii ki Tozanlı çıkmaz. Çıkmaz bir yol gibi. Tozanlı'nın önü ne zaman Sivas'a güçlü bir şekilde bağlanırsa o zaman güçlü olacağız. O zaman şimdi gerçekten yapamıyoruz. Evet, yapılacak çok şey var başkanım. Tabii evet. Burada konuşmakla burada bitmez ama evet, inşallah. Evet. Bununla ilgili evet, güzel şeyler olur, çalışmalar olur diyorum. İnşallah, bizim de temennimiz odur. Sizin gibi değerli büyüklerimiz bununla ilgili çalışmalarını sürdürür diyorum ben. Tabii. Çok sonsuz teşekkür ediyoruz size. Ben de teşekkür ediyorum. Yayındaki tüm arkadaşlara, Ekin TV'ye, çalışanlarına, hepsine teşekkür ediyorum. Mutluluklar diliyorum, iyi yayınlar diliyorum. Evet, CHT selamlar. Aleyküm selam. Evet. Ben mikrofonu sen mi alacaksın yoksa başkan kendisi mi bıraksın? Nasıl yapalım? Alayım ben. Evet. Alkışlarla başkanımızı uğurluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sen az önce selam gönderirken babanla annengilere, yani onlara söyleyemedim. Ben buradan söylemek istiyorum. Yoksa bir dahaki gittiğin zaman beni almayacaklar eve. Buradan ellikçi babama ve kısa boylu anneme. Bana çekmiş. Servet'e kesinlikle çekmiş. Tamamıyla ona benziyor. Buradan selam gönderiyorum. Beni programımız bitene kadar bizi seyrediyor. Çok teşekkür ederim. Ellerinden öperim. Bir dahaki gelişmeye beni eve al. Böyle söyleyeyim. Vallahi biz akşam gece saat 12, 1 bilmiyorum denk gelirse. Kaçta denk gidiyoruz. Yatıyoruz. Sabahleyin 8, 9'da geri geliyoruz. Ya şöyle bir şey. Kapı açılıyor bize yani. Gece 3'te de olsa 5'te de olsa kapı bize